Başkanı Ünal Çetin, Gelibolu İlçe Başkanı Hakan Alış'ı görüyorum. Evet, Ahmet Uçuk'da burada, partiler burada. Evet. Sola doğru, sağa doğru. Evet arkadaşlar, Gökçeada'ya doğru. Gideceğimiz gemiyi sizlere Gökçeada gemimiz. Diyor. Şu anda Gökçeada Belediye Başkanı evet. Ünal Çetin. Arkadaşlar, lütfen basın mensubu arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'nın yıllardır ulaşım problemine çözüm getirilememiştir. Daha önce birçok defalar olduğu gibi geçtiğimiz 4 gün içerisinde de yaşanan sefer iptalleri hava muhalefetinin yanında GESTAŞ'ın elinde yeterli donanıma sahip gemilerin olmayışındandır. Halihazırda uzun yıllar Gökçeada'ya hizmet eden Gökçeada 1 gemisi 1993 Norveç yapımı olup tek motorlu gemi 2 kez karaya oturmuş, ekonomik ömrünü tamamlamış ve 2 aydır bakım ve onarımı tamamlanamadığından dolayı da sefer alamamaktadır. Dolayısıyla GESTAŞ'ın elindeki mevcut gemilerle sağlıklı ve güvenli bir taşımacılığın mümkün olmadığı aşikardır. GESTAŞ Genel Müdürü'nün, İl Genel Meclisi'nin şirketin 100 milyon TL borçlanmasına onay verilmesi durumunda yeterli donanımlı gemi alınacağının söylenmesine rağmen o gün Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyesi olan Nejat Önder Beyefendi en çok karşı gelenlerin başında olmasının ardından Nejat Önder Bey AK Parti'ye geçmesiyle borçlanma onaylanmış ama Gökçeada yine unutulmuştur. Bunun sonucunda yeterli donanıma sahip geminin olmaması, Gökçeada'nın kritik doğal afet ve sağlık problemlerinin çözümsüz bırakılmasıdır. Sonuç olarak kıymetli arkadaşlar, gelinen noktada finansmanın da onaylanmasına rağmen sağlıklı bir ulaşıma çözüm bulamayan GESTAŞ Genel Müdürlüğü'nü protesto ediyor. Kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz bu tekneyi kendilerine ilham olması temennisiyle GESTAŞ'a hediye ediyoruz. Gökçeada'nın bu ulaşımla alakalı yıllardan beri süre gelen problemini dile getirmek adına bugün burada bulunmaktayız. Lozan'dan sonra Boğaz'ın çıkışında stratejik anlamda 2 tane adamız bulunmaktadır. Bunların bir tanesi Bozcaada, diğeri de Gökçeada'dır. Bozcaada ana karayla 4 mil uzaklıktayken Gökçeada 14 mil uzaklıktadır. Ve hava sirkülasyonu itibariyle havanın çok daha sert estiği ve iklim koşullarının daha zor geçtiği bir alanda 297 kilometrekare Türkiye'nin en büyük adasında yaşayan insanlarız. Bu insanlarımızın sağlık problemleri ani doğal afetler derken daha 3 gün evvel yaşadığımız yangında Gökçeada yansa, bitse, kül olsa maalesef anakaradan hiçbir şekilde hiçbir ulaşım sağlanamayacaktır. Dolayısıyla bu coğrafyada bu kadar stratejik, bu kadar önemli bir adamızın ulaşımının sağlanması noktasında GESTAŞ'a bu yaptığımız, kendi imkanlarımızla yaptığımız gemiyi hediye ediyoruz. Onlara ilham kaynağı olur inşallah. Eğer bundan ilham almazlar ise bu hattın çalışma haklarını bize devretsinler. Ben Gökçeadalıların ulaşımını en konforlu şekilde, en güvenli şekilde yapacağımdan kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası. Su kaynakları itibariyle dünyanın 4. zenginliğine sahip bir adasıdır. Bizden 3 kat küçük olan Yunanistan'ın Santorini adası, Yunanistan'ın gayri safi milli hasılasına %1,5 oranında katkı sağlar
ve Yunanistan'ın turizm ürünlerinin %10'unu pazarlar iken biz Gökçeada gibi 297 kilometre karelik alanda bu kadar doğal zenginlikleriyle örtüşmüş ve bu kadar doğal güzellikleriyle alınan coğrafyada ulaşım nedeniyle maalesef istenilen düzeyde turizme dahi, turizm gelirlerine dahi ulaşamadık. Çanakkale'nin geleni itibariyle şu cümlelerle tamamlamak istiyorum. Ben bu toprakların çocuklarıyım. Anam Külcüler köyünden, babam Ezine'nin Arasanlı köyünden. Çanakkale'yi şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Kaz Dağları nerede? Çanakkale'de. Assos Antik Limanı nerede? Çanakkale'de. Troya Antik Kenti nerede? Çanakkale'de. 253 bin şehit verdiğimiz Şehitlik Yarımadası nerede? Çanakkale'de. Ve dünyada kaç tane kent vardır ki içinden boğaz geçen? Böyle bir kentin turizm gelirleri itibariyle Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına katkısı nedir? Dolayısıyla bütün Çanakkale'nin yerel dinamikleri şapkayı artık önüne koyup bu mevcut eksiklikleri bir an evvel gidermek zorundadırlar. Hikayesini anlatayım size. Uğurlu köyünden sabah kalkan bir vatandaşımız dünyada bu kadar süre içerisinde insanlar buradan Amerika'ya uçarken benim Uğurlu köyünde yaşayıp kaldırıp üzerine bandırma yazarak 2023 19 Mayıs yürüyüş kortejinde bu gemiyi Çanakkale'ler yürütecek inşallah. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Gel bindireyim. Bütün bayrağı oradan aslan. Gayet. Onu niye kaldırdılar bayrakları ki?